Neden sen büyüttün Begüm'ü? Annen... Annenden hiç bahsetmedin. Boşandılar mı? Öldü. Başın sağ olsun. Ondan hiç bahsetmemiştin bana. Ne Zeynep olarak ne de Zuhal olarak. Öyle kolay anlatılacak bir acı değil çünkü. On yediydim. Çok gençmişsin. Hasta mıydı annen? Bakabilirsin. Gerek yok. Ben zaten kalkacaktım. Geçireyim seni. Görüşmek üzere. Bu konuştuğumuzda bahsettiğin yer ama. Hı hı. Doktorluk kariyerimi bitiren yaraya bakıyorsun şu an. Çok kötü bir dikişmiş. Afrika'da estetik dikiş konusunda çok iyi değiller. Çirkin değil mi? Yok, çirkin değil de... Görünen bir anı sadece. Senin gözle görülen bir anın var mı? Sağ oldun. Hiç zaman değil. Bizim için başka zaman var mı? Çok özür dilerim. Ben... Bu benim daha önce hiç başıma gelmemişti. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Ben özür dilerim. Sorun bende. Zuhal, senin hayatında biri mi var? Ne? Telefonun sesinden kulağım kanıyor ama sen ısrarla açmıyorsun. Haklısın. Benim telefonun sesini kapatmam gerekiyordu. Zuhal, sen benim yanımda telefonunu açmıyorsun. Çünkü başka birisi var. Hayır, yok. Evdekiler arıyor ve ben ne diyeceklerini çok iyi biliyorum. O yüzden açmadım. Ben ne yapıyorum ya? Ben senin yanında başka birisi...
birisine dönüşüyorum. Ben hiç bu halimden... Zuhal, tekrar soruyorum. Bu bir deney mi? Deney falan yok. Bak, kimse de yok. Ya senin düşündüğün gibi biri yok. Bak... Bu son zamanlarda yaşadığımız şey senin için normal olabilir ama benim için çok yeni şeyler. Anladın mı? Bak, biliyorum çok dengesizce görünüyor ama ben göründüğüm gibi biri falan değilim. İçimden geldiği gibi falan davranamam ben. Alışık da değilim zaten. Sana bunu anlatamam, anlayamazsın da zaten. Ben senin ne olduğunu bile anlayamıyorum. Nasıl geldim bilmiyorum. Ancak sen benim için çok yeni bir şeysin. Daha önce başıma hiç gelmemiş bir şeysin. Sen ne istiyorsun bilmiyorum. Ama sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ne istediğini bilmiyorum dedin ya. Sual. Telefon numaramı kaydetmeni istiyorum.